Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 3. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyesi bir zaman var. Geride kalan 2 haftada 2 galibiyet alan iki takımın mücadelesi belki de Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde haftanın karşılaşması diyebiliriz. Bu mücadele için şu anda oyuncular ısınma hareketlerine de kısa bir süre sonra da mücadele başlayacak. Takımın kadrosunu hemen sizlerle paylaşalım. 4 numara İlker Türen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da, 5 numara Selahattin Akyol, 7 Zafer Sezer Alp, 9 Melih Sevda, 10 Çağıl Topbaş, 11 Haluk Türk Yılmaz, 12 Omay Yıldırım, 14 Recai Öztürk, 15 Enis Bayrak, 16 Cihat Şahin, 19 Orkun Şenel ve 23 numarada Mustafa Ünlü. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da koç Ceyhun Camadak, bakalım hangi 5'te bugün sahadaki yerini alacak takımı, hangi 5'e şans verecek birazdan göreceğiz. Buna 2,5 dakika kaldı maçın başlamasına. Edirne Belediyespor'daysa, Edirne Belediyesi Edirne Spor'daysa 0 numarayla Kemal Zahra'yı bu sahada izleyeceğiz. 4 numara Arın Sohancıoğlu, 7 numara Abdullah Cem Koçal, 8 numara Erhan Yetim, 11 numara Asım Özberkan, 15 numara Serhan Kıbrak, 22 Melih Sevdik, 23 Erman Demirel, 32 Eren Beyaz, 35 Berat Güçlü, 65, 61 numaralı formasıyla Arslan Terzi'yi izleyeceğiz. Karşılaşmayı Can Demir Tabak, mücadelenin baş hakemi, yardımcı hakemlerse Samet Erdoğan ve Ersel Büyükkara hakem üçlüsü yönetecek mücadeleyi. Karşılaşmanın gözlemcisi ise Okan Kahraman. Şu anda masa hakemlerin yanında karşılaşmanın hakemleri. Oyuncular da bence geldi. Bir dakikadan az bir süre kaldı artık. Her iki takımın beşinin sahaya gelmesini bekleyeceğiz. Bu maçın anlatımında ben Sercan Günay, Hakan'la birlikte yardımcı olacağız sizlere. Hakan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, nasıl bir mücadele bekliyor? Haftanın mücadelesi şüphesiz ki iki maçın ikisini de kazanan iki takım, iki iddialı ekip bugün Manisa'da kozlarını paylaşacak. Ev sahibi olma avantajıyla Manisa'yı bir adım daha önde görebilir miyiz? Neler söylersiniz? Evet, öyle görünüyor. Sezonun açılışı, sert bir sezon açılışı oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor açısından geçen hafta oynanan Genç maçında takımın bayağı bir hırpalandığını duydum. 4 uzun oyuncunun faul probleminden dolayı oyundan atılması, ardından kısalarla maçın kazanılması çok önemliydi. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un karşılaştığı Edirne Spor'da sezona çok büyük ekonomik sıkıntılarla başladı. Ki oyuncuların hala maaşlarını alamadığı gibi duyumlarımız da var. Hafta içi özellikle Edirne Spor'a çok iyi hazırlanıldı. Ceyhun Cavadak hocamız. Hazırlık maçına da karşılaştık. Ayrıca çarşamba günü bir hazırlık maçı oynadık. Takım biraz yorgun ama daha hala sezonun çok başı olduğunu unutmayalım. Normal sezonun basketbolda çok fazla bir değeri yok. Yani playoff'a gelene kadar takımı hazırlamanız gerekiyor. Ceyhun Hoca da bunun farkında. Takımını sezonun daha başlarındayken hala sanki sezon öncesi gibi hazırlıyor. Fiziksel yükleme yapıyor. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyespor zorlanabilir ama bu maçı alabilecek kalitede olacağını tahmin ediyorum. Umarım ki hiçbir sakatlık, kaza, bela olmadan bu maçı hayırlısıyla bitiririz. Evet, iki takımın beşi de şu anda sahada, birbirlerine başarılar diliyorlar. Hemen iki takımın beşini, maça başlayacakları beşi sizlerle paylaşalım. Deplasman ekibini söyleyelim hemen. Arın Soğancıoğlu, Erhan Yetim, Asım Özberkan, Melih Sevdik ve Erman Demirer beşiyle mücadeleye başlayacak. Ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'sa İlker Türel, Selahattin Akyol, Recai Öztürk, Enis Bayrak ve Mustafa Ünlü beşiyle başladı. Hava atışıyla birlikte de ilk hücum şansı karşılaşmada Manisa Büyükşehir Belediyespor adına oluyor. Her iki takıma da başarılar dileyelim. Ümit ediyoruz. Normal bir şekilde Manisa Büyükşehir Belediyesi yoluna devam eder. Recai'yi ilk şutunu gönderdi. Atış isabetli olmadı. Sonrasında Mustafa'dan çıktı top. Edirne Belediyespor hücumu olacak. İlk hücumdan boş döndü takımımız. Şimdi Edirne ekibinin hücumunu izliyoruz. Melih, Erman, Erhan topla buluştu. Arın'ı gördü. Arın üçlüyü gönderdi. İsabeti buldu. Açılışı Arın Soğancıoğlu yapıyor. Tecrübeli bir isim o da Arın. 1.90 boyunda, 30 yaşında.
Beşiktaş forması da giymişti bir dönem ama soğancı oldu. Şimdi Recai Enis'e indirdi topu. Enis birebir oynayacak. Sıfır çok dönük. Güzel sayı. Ardından sayıyı kaydediyor Enis Bayrak. Sevdiği işlerden biri. Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor'da ilk sayısı Enis'ten geldi. 3-2'ye getiriyoruz skoru. Milik. Erman Demirer. Erhan Yetim. Asım bir kez üçlü gönderdi. Atış isabetli olmadı. Oo, şanssızlık. Sonrasında bir hata top kaybına neden oluyor. Arın Soğancı oluyor. Arın dışarı çıkarttı. Erman kısa kaldı atışı. İlker alıyor. Samar İvan'ın hızla geçti. İlker yarı sahayı şimdi. Burası Mustafa. Dipte Recai'yi gördü. Harika sildir Recai. Dışarı çıkardı. Ekstra pas. Mustafa harika. İyi top çevirdi. Manisa Büyükşehir Belediyespor boşluk kaçtı. Faul videosu var. Faulü İlker'e çaldı. Karşılaşmanın hakemi Edirne Belediyespor hücumu olacak. Doğru hücum, doğru şut. Mustafa'nın bunları denemeye devam etmesi gerekiyor. Ceyhun Hoca istediği şutu buldu. Asım, Selahattin savunuyor Asım'ı. Asım üstü arka. Arın. Eyvah. Arın indirdi. Melih dönerek basketi buldu. Bir de serbest atış kullanacak. Basket geçerli. Bir de faul var. Adam paylaşımında bir sıkıntı yaşadık. Mustafa pot altında kalınca. Serbest atışını izliyoruz. Melih. 2 artı 1'lik 3 sayılık bir hücum geldi. Edirne Belediyespor'dan. Enis. Selahattin. Erman karşılamıştı onu. Şimdi Melih kaldı karşısında. Güzel. Enis. Topu mahkemesini sağlayamadı. Top kaybı. Edirne Belediyespor hücumu. Arın. Bu hücumdan boş döndü Manisa Büyükşehir Belediyespor. Sete oturmamız gerekiyor şimdi hücumda. Faul. Yerde bir faul. Set hücumuna yerleşebilirsek pot altından şimdi kolay bir sayı bulabiliriz. Evet, Recai topu pot altından oyuna sokacak. 6-2 üstünlüğü var Edirne Belediyespor'un. Şimdiyiz tek sayılarımızı kaydeden isimimiz. Recai orta mesafeli atışı isabetli olmadı. Rivanu Melih aldı. Biraz zor bir şut oldu. Mustafa aldı rebound'u. Mustafa. Çok güzel. Mustafa kendisi zorladı içeri. Atışı kaçtı. Rebound'u Recai söktü aldı. Sonrasında evet, basketi kaydediyor evet. Recai. Evet. 4-6. Edirne Belediyespor üstünlüğü var karşılaşmada. Şimdi bir üçlüğe dikkat etmek gerekiyor. Çok güzel. Mücadelesi Edirne evet. Belediyespor hücumu devam edecek. Savunmada direnç göstermemiz maçın bu kadar başında çok değerli. 4 dakikayı geride bırakmak üzereyiz. Birinci periyotta 7 saniye var. Çemlere göndermesi için Edirne Belediyespor'un. Mustafa seti fark etti. Melih. Melih sevdik. Faul. Yerde Melis. Yerde. Üçüncü takım faulü Manisa Büyükşehir Belediyespor'un iç çeyrekteki Edirne Belediyespor'un bir takım faulü bulunuyor. Evet, skordan uzak bir maç şu ana kadar. Erhan, Erman'a bıraktı ardından Arın. Şimdi Arın. Evet. Çıkardı, gitti bomboş orada Erman. Atışı kaçtı, reboundu da alamadı Melih. Recai'yle alıyoruz ama reboundu Selahattin'le de hücuma çıkıyoruz.
Mustafa. Recai Öztürk. Enis. Oo. Enis alamadı. Zor bir pas attı. Faul yapmamak lazım. Erman. Erman şut kullanmadı. Çembere yöneldi. Atışı kaçtı ama iki serbest atış kullanacak. Erman Demirer. 29 yaşına 1.95 bunda Erman. 5 sayı ortalaması var geride kalan iki karşılaşmada. Dördüncü takım faulümüz oldu. Daha hala 6 dakikalık bir süre var. Çok erken doldurduk. İlk serbest atışı isabetli Erman'ın. Selahattin hariç tüm oyuncularımız şu an faul yapmış bulunuyor. Maça ilk 5'te başlayan 5 oyuncunun 4'ü birer faul yaptı. Şimdi faul yapmayan tek isim Selahattin'in ucundayız. Mustafa. Enis dışarıda topla buluştu. İlker. Recai ise bir pozisyonu bulsa. Enis perdede. Selahattin 5 saniye kaldı. 3. süresinin sonuna. Mustafa sürenin farkına dışarı çıkardı. Selahattin ekstra pas. İstediğimiz İlker. Sayılı katış isabetli olmadı yine. Bunda da isabeti bulamadık. Asım aldı. Samu Arivan'ın sonrasını Arın'a bıraktı. Arın top oynalında tutmaya başardı. Erman. Erhan Yetim. Asım Özberkan. Erhan'a bıraktı. Erhan Yetim iki kişinin arasından faul almayı başardı. Enis kolunu uzattı. Satış kullanacak. Faul Enis'e çalınıyor. Evet. Omay girecektir şimdi. Enis'in ikinci faul olunca koç Ceyhun Cabadak hemen Omay'ı değişiklik sandalyesine davet etti. Enis kenara alınıyor. İki sayısı vardı maçtaki sayılarımızı kaybeden isim de Enis. O kenarda Omay oyunda. Omay'da 1989 doğumlu 2-0-6 boyunda 15 sayı ortalamasıyla oynuyor. Geride kalan iki maçta 8.5'da rebound ortalaması yakaladı. Takımımızın en etkili isimlerinden bir hücumda. 8-4. İkinci serbest atışını kullanacak Erhan. O da tecrübeli bir isim. 30 yaşında o da 2-0-4 boyunda. Şehit altyapısından yetişmiş Erhan Yetim. İsabeti buldu. Daha önce Eskişehir, Konya Spor, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gelişim Koleji formaları giydi Erhan Yetim. Bu sezonda Edirne Belediyesi'nin başarısı için tercih ediyor. Buldu şutu. Buldu. Bu arada 3 sayılı katış. Recai'den evet. İsabetli. En sevdiği şey sağ köşeden üçlük. 9-7. Farkı 2'ye indirdi. Bu 3 sayılık basket. Asım evet. Dışarı çıkardı Erman. Çizgiye çizgi. Bastı Erman. Top kaybı. Manisa Büyükşehir Belediyespor hücumu olacak. Şut atmayı seven bir takım Edirne. Üçlük savunmasında biraz daha sert olmamız gerekiyor. Şimdi Selahattin'le Manisa Büyükşehir Belediyesi hücumunu izliyoruz. Fark 2. Faal hakkımız doldu. Bir takım çok güzel pas. Omay'a bu arada harika indirdi Recai'ye. Atış kaçtı. 3 kişinin arasında Omay. Bir kez daha reboundunu aldı. Sonrasında blok geldi Erhan'dan. 3 kişi etrafında oyken biraz fazla denedi. Saniye var 3. süresinin sonuna. Şimdi top altına Selahattin top oyuna soktu. İlker yeniden Selahattin. Omay tepedeydi. Çok güzel hareket. Yine Omay. Kaçtı. Omay rebound'u bu kez alamadı. Erhan Yetim rebound'u alan isim. Arın. Arın çok Selahattin güzel topunu çaldı. Şimdi hızlı düşüm şansı. Selahattin çembere gitti. Turnike'ye bıraktı. Basketi buldu. Bu düşüm sonrasında skora denge geliyor. 9-9 eşitlik var karşılaşmada. 4 dakika var periyodun sonuna. Arın el çok üzerinden üçlü. İsabetli değil. Faul beklentisi var Arın Soğançoğlu'nun. Oyun devam ediyor. Selahattin. Yolla. Şimdi İlker. Yolla. İlker boş kaldı. Üçlü. Gönderdi isabeti buldu. İlker Kürelim 3 sayılık basketi. 12-9 öne geçiyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. Maçta ilk kez öne geçiyoruz. Edirne Spor 2 tane düdük alamayınca maçtan hemen kopu verdi. 2 düdük. Şuta dikkat etmek lazım. Abdullah Cenk Koçal oyuna girecek. Birazdan Erhan içeri zorladı. Çembere gitti. Basketi kaydetti. Zor, zor bir atış. 12-11. Biraz daha Mustafa'yı kullanabilirsek hücumda çok farklı olacak. Selahattin İlker.
Şimdi Omay atışı kaçtı. Erhan Savunma rebound'unu bir kez daha aldı. Omay şimdiye kadar şanssız. Asım. Asım üçlü gönderdi. Atış kaçtı. Omay rebound'u alan isimli. İlker Türel'le hücumdayız. Manisa Büyükşehir Belediyespor 12-11 önde. Edirne Belediyespor karşısında Selahattin. Yine uzunla birebir kaldı. Selahattin Omay'a harika pas çıkardı. Asit Selahattin Akyol basket Omay. Harika bir oyun görüşü. 14-11. Bir değişiklik birden gelecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Edirne Belediyespor'da ise 3 değişiklik olacak. Evet, Çağla Melih durumda. Geride kalan 8 dakikada değişiklik yapmamıştı iki koç da. Şimdi oyuna müdahale edecekler. Omay az önceki bloğun rövanşını aldı Erhan'dan. Ceyhun Hoca tempoyu düşürmesini söylüyor Selahattin'e. 14-11 3 sayılık üstünlüğü var Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. 2 dakikadan az bir süre kaldı. İlk periyodun tamamlanmasına. Selahattin Omay. Köşe bomboş. Omay'dan top kaybı. Evet, şimdi değişiklikler gerçekleşiyor. İlker'in yerine Çağıl oyunda. Mustafa da Melih'le değişti. Mustafa da Melih'le değişti. Cem ve Uğur oyuna dahil oldu. Edirne Belediyespor'da Erem Beyaz da yine oyuna dahil olan isim. Pas tercihlerimizi daha mantıklı kullansak bu hücumdan da bir üçlükle dönebilirdik. İlk Erman Mustafa'da boş. Harun kenarda. Edirne Belediyespor'da. Evet. Burasında Melih'ti. Şimdi Abdullah, Cem Koçal. Eyvah. Eren Beyaz faul bekledi Eren. Oyun devam ediyor. Selahattin. 14-11. Çok 1 dakika 13 saniye var maçın ilk periyodunun tamamlanmasına. Selahattin 3 sayılık atış isabetli olmadı. Faul Melih Sevda evet. Faul yaptı. Doğru şarj yaptı. Hala kumda olduğu için atış İki gelecek. Serbest atış kullanacak. Çizgiye geliyor. Umut Tezcan az önce oyuna girmişti. 2 metre boyunda olur. İlk serbest atışı isabetli. Farkı 2'ye indirdi. Edirne Belediyespor. İkinci ve son serbest atış. Buradan. Bu isabetli olmadı. Melih alıyor. Rebound'u sonrasında Selahattin'e bıraktı. Selahattin. Omay. Çağıl. Çağıl boş kaldı. Üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu. Çağıl'ın 3 sayılık basketi bench'ten geldi. Çağıl Topbaş. 3.5 sayı ortalamasıyla oynuyordu. 1990 doğumlu. 17-12'ye getirdi skoru. 3 sayılık basketi Çağıl'ın. Asım. Şimdi Eren. Orta mesafeli şutu. İsabetli olmadı. Omay aldı savunma rebound. Aman dikkat. Çağıl'la çıkması lazım. Büyükşehir Belediyespor. Çağıl istediği pozisyonu buldu yine. Uzun kaldı. Eren var karşısında Çağıl'ın. İçeri drive Eren'i etmesi oynayacak. Lazım. Harika. Harika. İsabetli Çağıl'dan üst üste iki hücumda 5 sayılık katkı bench'ten geldi Çağıl. Önemli bir katkı sonrasında 11.38 saniye kala mola geliyor. Edirne Büyükşehir Belediyespor molası 19-12 önde Manisa Büyükşehir Belediyespor. Çağıl gibi böyle şutu olan, penetresi olan ve pick and roll'da iş yapabilen bir oyuncu her takıma çok lazım. Takıma çok sonradan katılmasına rağmen, fiziksel eksikliğine rağmen yine de skor olarak bize her maç 10 sayılar, 15 sayılar arası bulabilecek bir oyuncu. Şu ana kadar onları bulamadı ama takım oyununda çok etkili bir isim. Ayrıca sorumluluk alması gerektiği anda aldı. Bu da Ceyhun Hoca için önemli bir mesaj oldu bence. Evet, bu arada üzücü bir haber aldık. Az önce dünyanın en büyük sporcuları arasında gelen Naim Süleymanoğlu vefat ettiği haberini aldık. Allah'tan rahmet dileyelim Naim Süleymanoğlu'na.
mekanı cennet olsun. Milli sporcumuz. Türk spor tarihinin en büyük sporcularından birisi. Olimpiyatlara damgasını vurmuş birisi. Allah rahmet eylesin. Kemal'le Edirne Belediyespor hücumuna. Faul yapmayın. Şimdi Eren ayağı çizgide. Atış çok kaçtı güzel. Ve ilk periyot tamamlanıyor. Sevgili basketbol severler, ilk çeyrek sonucu Manisa Büyükşehir Belediyespor 19, Edirne Belediyespor 12. Çeyreğe Edirne Belediyespor başladı. Adeta Manisa Büyükşehir Belediye noktayı koydu. 19-12'lik üstünlüğümüzle tamamladık. İlk periyoda Hakan neler söyleyeceksin? Şimdi faul problemine bu sefer en azından çok erken girmedik. Yine 6 dakika kala girdik ama oyuncular en azından düzenli olarak hani dağıldı faul problemi. Ondan dolayı şu ana kadar iyiyiz. Şutlarımız girdiği sürece zaten Edirne'nin bizi yenme olasılığı yok. Edirne ilk başladığı hücumlarda bir anda üçlükleri bulunca zaten biz tutukluk yaptık. Pot altında istediğimiz hücumları yapamadık. Ama hem Recai, hem Çağıl, hem de Selahattin'in oyuna biraz daha etkide bulunmasından dolayı takım bir anda kendini 7 sayı öne attı. Bundan sonra da potaya penetre ederek hücumlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor ve sertliğimizi bozmamamız gerekiyor. Faul problemine girebiliriz ama bunun için yeterli rotasyonumuz var. İkinci çeyrekte de bu direnci göstermemiz gerekiyor ve şut atmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü hep doğru şutlar buluyoruz. Evet, ikinci periyot başlıyor. Çağıl, Melih, Zafer, Sezer, Haluk ve Omay beşiyle sahadayız. İkinci çeyrek bu beşle başladık. Cem, Berat, Eren, Arın ve Erman beşiyle de Edirne Belediyespor sahada. Çok top güzel. Top kaybıyla başladı ikinci periyoda konuk ekip. Hem Haluk'tan hem Zafer'den harika savunma. Şimdi hücumdayız. Zafer'le Omay. Çağıl. Evet, Çağıl oynarsa. Omay. Omay, Eren var arkasında. Çok Omay, güzel bir Eren'den ayak. Harika sıyrıldı. Basketi de kaydediyor. Omay 21-12'ye getirdi skoru. Omay'ın bu basketi. Cem var uzaklardan üçlü gönderdi. Atış kaçtı. Melih Sevda Rivan. Zafer'le hücumda Manisa Büyükşehir Belediyespor. Bu şutlara sabaha kadar izin var. Melih. Melih'ten orta mesafeli isabet. Melih Sevda 23-12 fark çift tanelere çıkıyor. Evet. Aynı sertliği devam ettirmemiz gerekiyor. Bir dakikayı geride bıraktık. İkinci periyot Tarım Soğancıoğlu. Şimdi Berat Gümüş. Cem faul. Zafer yaptı faulü. Doğru dedik. Cem topu kenardan oyuna sokacak. Edirne Belediyespor'da. Şimdi Berat. Cem Koçal. Arın. Çağıl kaldı karşısında perdeye. Eren geldi. Zor bir Haluk. Ah be Haluk. Berat Gümüş orada. İki kişiye rağmen sayıyı kaydedip teması da aldı. Şimdi de çizgiye geliyor. Berat Gümüş 23-14. Kötü bir faal yaptı Haluk. Çağıl da az önceki pozisyonu konuştular. O da farkında zaten. O da farkında aslında. Berat serbest atışı isabetli. 23-15. Yüksel hücum geldi. Berat'la birlikte Edirne Belediyespor'dan. Şimdi Zafer. Aman. Omay. Çok güzel pas. Omay. Eren'in üzerinden şutunu kullandı. İsabeti buldu Omay Yıldırım. Şu orta mesafeleri çok seviyor Omay. 25-15 fark yeniden çift tanelere çıktı. Cem Koçal'da hücumda. İyi savunma. Edirne İyi savunma. Spor. Eren. Arın perdesinden faydalandı. Eren'in atışı kaçtı. Melih alıyor. Savunma ribandını. Sonrasında Çağıl'ı düşündü. Arın topu kazandı. Edirne Belediyespor'da Arın çembere gitti. Hücum faulaması gerekiyor. Evet. Evet. Hücum faul. Hücumlar Arın'a çalındı. İlk faulü bu. Arın Soğancıoğlu'nun.
Ayrıca aradan sıfırda hemen şunu da belirtelim. Hafta içi oynanan hazırlık maçında Haluk Cihat'ın yokluğunda müthiş performans verdi. Kısa sürede 11 sayılık bir katkı verdi takıma. Cihat hala sakatlığı sürüyor. Bu maçta Haluk'tan daha fazlasını bekliyoruz. Hem hücumda hem savunmada. Zafer'le hücumdayız. Omay. Şimdi Çağıl. Çağıl. En sevdiğim. Geçti. Atışı. Yadan yardım aldı. Bastiti kaydediyor Çağıl. Çağıl topu elinde tuttuğu sürece zaten skora katkı verecek. Çağıl'ın. Çağıl top baş. Sola ortalaması vardı. İki, geride kalan iki maçta. Bu arada top kaybı Berat'tan. Melih Sevda. Şimdi çok Zafer iyi. Yeniden Melih'e. Blok var orada. Oyun devam ediyor. Faul bekledi bir an. Manisa kenar yönetimi. Evet, dönemek. Cem. Faul. İki serbest atış gelecek. Faulü. Kime çaldı? Demirer. Orada. Faul ona yapıldı. İki serbest atış kullanacak Erman. Omaya çaldı. Enis'in iki faulü var. Omay da. Sen ikiledi mi? Hayır daha ilk faul. İlk faul Omay. Ayrıca çok enteresan. Edirne'nin şu ana kadar toplamda iki faul var. Bizim 9. 7 dakika 15 saniye var devreye. 27-16'ya geldi skor. Şimdi Zafer'le hücumdayız bir kez daha. Omay. Melih Sevda. Çağıl'a top aldırmamış Dağrı. Evet, Çağıl yine pick and roll oynuyor. Çağıl. Vallahi. Zafer. Vardı kullanmadı. Evet. Omay'a bıraktı. 4 saniye kaldı hücum süresinin evet. Sonuna faul dedi. İmdadımıza yetişiyor. Cem yaptı faulü. İkinci faulü Cem'in. Cem hakikaten imdadımıza yetişti. Hücum faul Arın'a çalınmıştı değil mi? Orada şu an skorboard'ta Arın'ın faulü yok gözüküyor. Omay'a çaldılar herhalde orada. Evet. Hızlı hücumda. Hakemler de şu an tam olarak kime yazdıklarını bilmiyorlar herhalde. 27-16, 6.5 dakika var. İlk yarının tamamlanmasına. Eyvah. Cem, Eren. 3 sayılık atış, isabetli. Eren Beyaz. 32 yaşında, 2.08 boyunda Eren. İlk basketini kaydediyor maçtaki. 27-19'a getirdi skoru Eren'in 3 sayılık isabeti Melih. Yine Çağıl'dan Çağıl. Omay'a indirdi. Oo. Eren topa müdahale etti. Top kapma mücadelesi Cem'de kaldı. Son olarak şimdi 3'e 1 hücum var. Melih bıraktı. Evet. Basket Erman'dan. Sonrasında koç Ceyhun Cabadak molayı alıyor. 27-21'e geldi skor. 6 dakika var maçın ilk yarısının tamamlanmasına. Üst üste Edirne Belediyespor basketleri sonrası hemen mola istedi Ceyhun Hoca. Aslında hücum olarak yanlış hücum da yapmadık yani şu ana kadar. Son iki hücumda Çağıl pas hatası yaptı ama yine iyi paslar attı. Sadece savunma daha uyanık davrandı. Bence direncimizde de bir düşüş yok. Hücumda da bir sıkıntımız yok. Sadece Cem Hoca biraz konsantrasyonu yükseltmek için molayı aldı. Şu ana kadar ben sadece biraz daha mesela Mustafa'nın kullanılmasına taraftarıyım. Takımda en çok değişiklik yaratabilecek oyunculardan birisi atletizm olarak. Hoca muhtemelen son 4 dakika kala falan Mustafa'yı da tercih edecektir. Ayrıca normalde alışkın olduğumuz faul problemine girmememiz şu ana kadar bizim için en pozitif şey. Evet, Manisa Büyükşehir Belediyesi molası sona erdi. Aynı beşte molalar döndük. Zafer Çağıl, Omay Melih ve Haluk beşi sahada. Başladığımız 5'ten farklı bir 5'te. Tamam, yine Çağıl. Sahadayız. Boşluk yolla. Zafer zorlaştırdı. Serbest atış kullanacak. Hı. Zafer üçlü atabilirdi yani direkt. Daha zorlaştırdı ama faul aldı. Cem 3. faul yaptı bu arada. Kenara alınıyor Cem. Kenara alınmaktan da pek memnun değil. Asım Özberkan oyunda. Çandan faul düdüğünden yanılmıyorsam. Federasyon artık bu konularda çok sert. Direkt teknik faul çalıyorlar. O yüzden kenar yönetimi durduruyor Cem'i.
28-21 ilk atış isabetli Zafer'den ikinci serbest atışını izleyeceğiz şimdi Zafer'in. Az önce bahsettiğim şeyi konuştular muhtemelen. Evet evet. Orada 4 numara Arın'a yazacaktı masa hakemleri faulü. İkinci faulüydü Cem'in. Ona itiraz ediyorlar doğru. Şu anda. Çünkü Arın'ın orada birebir hücum faul çaldığında evet, evet. Arın pozisyon içerisindeydi. Evet, doğru. Orada 4 numaraya faul yazılmadı. Şimdi hemen altındaki 7 numaraya faul yazıldı. Doğal olarak skorboardda şu an 3 gözüküyor. Cem'in düzeltecek faul sayısı. Şimdi masa hakemleriyle konuşuyorlar. Muhtemelen o 3 faulün bir tanesi şimdi Arın'a geçecek. Niye acaba? Bir değişiklik olmadı. Evet, şimdi düzeltiliyor. Evet, Zafer Seto uyandı. Köşede Eren. Bomboş. Eren. Eren. Haluk'tan harika savunma. Haluk araya girdi, topu çalıyor. Oyun tamamen Çağıl'ın elinde şimdi. Çağıl. Çağıl Topbaş. Hücum faul. Hadi o yazılır. Haluk. İkinci faul yaptı Haluk. Recai oyuna giriyor. Haluk kenara alınıyor. Ayrıca hakemler Cem'in faulü geri aldılar. Arın'ın faulü falan yazılmadı. Çok enteresan. Yani oradaki pozisyon net bir pozisyondur abi. Yani bu biraz daha dikkatli olmaları gerekecek. Umarım bizim de kenar yönetimin farkındadır bu faul durum. Evet, Cem Hoca fark etti şimdi zaten. Evet, şu anda yine masa hakemleri bir diyalog var. Maçın başından bu yana. Eyvah. Sıkıştırmak lazım onu. Eren çok Mayın'la birebir oynadı basketi kaydediyor Eren Beyaz. O kadar yaklaştırmamak lazım. Son 5 dakika iki yarıda 29-23 Manisa Büyükşehir Belediyespor üstünlüğü var. Zafer topu taşıdı. Aslın evet. Orada gösterdi. Evet, çok güzel gösterdi. Hücum faul bir kez daha top kaybı. Zafer'in ikinci faulü bu. Ritmimiz düşünce Selahattin hemen oyuna giriyor. Ayakkabı da oldu. Kim çıkacak? Evet. Zafer kenarda. Selahattin oyunda. Selahattin'in faulü yok. Zafer kısa sürede iki faul alıverdi. Zafer, Haluk ve Enis'in ikişer faulü bulunuyor takımımızdan. Evet, ayrıca faul hakkımızı dolduk. Asım. Yine aynı pozisyonu hazırladılar. Eren ve Omay. Sıkıştırmak lazım onu. Eren ve Omay. Eren zorladı. Omay'a hücum faul. Hücum faul. Hücum faul evet. Eren orada. Kolunu açtı. Size olarak avantajı var. Omay da orada çocukluğuyla o avantajı sağlamasına engel oldu. Hücum faulde. Eren'e çalındı. Eren'in ilk faulü bu. 3 sayısı var Eren Beyaz'ın. O da 11.5 sayı ortalaması yakaladı. Geride kalan 2 haftada 7 rebound ortalaması var. Çağıl. Şimdi Selahattin. Çağıl'a. Omay bir an için topun hakimiyeti getirmişti. Eren. Eren'i size olarak getirmek imkansız bir şey. Fazla yaklaşamadı potaya. Zor bir şutlandı. İsabetli olmadı. Şimdi Eren pot altını topladı. Sıkıştırmak lazım onu artık. Sıkıştırın. Omay'ın yanından sıyrılı basket yaptı Eren. 29-25 farkı eritiyor Edirne Belediyespor. İlk yarının tamamlanmasında 4 dakika kala. 29-25 4 sayılık avantajımız var. Uzunca bir süredir sayı üretemiyoruz. İyice oyuncular çarpıştı. Melih oyun devam ediyor. Yerde kaldı. Bir Manisa Edirne Belediyespor'lu oyuncu. Kasını tutuyor. Şimdi Recai hemen onun yanına geldi. Sağlık görevlerinin oyun alanına girmesini istedi. Karşılaşmanın hakemi. Erman. Erman Demirer. Sakatlık yaşayan isim. Şu anda yavaş yavaş kalktı. Önemli bir problemi yok. Erman'ın. Hücumda da önde olmamızdan dolayı biraz stres oluştu bizde sanırım. 31-25 üstünlüğümüz var. 3 dakika 53 saniye var. Birazdan evet, Mustafa oyuna girecek. Mustafa'nın getireceği enerji Melih. Bu takım için çok değerli. Kenara alındı. Melih Sevda. Mustafa oyunda.
savunmada Eren'e dikkat etmemiz gerekiyor. Pot altına çok sokmamak gerek. Eyvah, çok güzel pas. İyi savunma. Selahattin. Son 3 dakika yarıda. Şimdi Çağıl. Mustafa bomboş. Mustafa. Evet, Çağıl kendi oynayacak. Çok zor. Atış isabetli olmadı. Sonrasında top dışarı çıkıyor. Çağıl bunları normalde sokabilen bir oyuncu zaten. Denemeye devam etmesi gerekiyor. Zaten sürede çok kısıtlı kalmıştı. Şimdi aslında hücumda Edirne Belediyespor. Arın. Evet, Eren'e yine pozisyon hazırlıyorlar. Evet, şimdi aldı topu. Recai'nin yardım etmesi gerekiyor. Sıyrıldı, basketi kaybediyor Eren. Top altında işlemeye devam ediyor. Evet, çözüm Edine bulamadı. Belediyespor'da 31-27, 3 dakika var. İlk yarının tamamlanmasına. Selahattin'in pası. Şimdi Çağıl. Recai. Erhan Yetim var karşısında. Recai'yi sıkıntı döndü pası Omay'a. Omay. İnatçı. Omay bir kez. Çabukluğunu kullanarak geçiverdi. Sayıyı kaydetti. 33-27. Eren. Eren. Şimdi pası Erhan'a. Erhan. Hiçbir şey yok. Atışı isabeti değil. Mola aldı Ceyhan'ı. Evet, Manisa Büyükşehir Belediye molası 2-27 var devreye. 33-27 önde Manisa Büyükşehir Belediyespor. Edirne Belediyespor'u maçın başında biz üçlükçü bir takım olarak düşünmüştük. Ama Eren oyuna girdikten sonra bir anda pota altında domine etmeye başladılar ve ciddi olarak da size olarak üstün bizden. Bizde onu karşılayabilecek bir oyuncu yok şu anda. Kilo olarak yaklaşık 20-25 kilo geride kalıyor Omay. Ama hızını kullandı hücumda. Bu önemli. Şu ana kadar Recai ve Mustafa'yı yeterince oyunun içine sokamadık. Ceyhan Hoca'nın son 2,5 dakika için 1-2 tane set çizip bu oyuncuları da oyunun içine dahil etmesi gerekiyor. Ayrıca faul probleminde olmamız da yine her maç alıştık artık buna diyebiliriz. Zafer, Haluk ve Enis ikiledi. Faul hakkımızda oldu. Sertliğe devam etmemiz gerekiyor ama faul yapmadan. Evet, Manisa Büyükşehir Belediyespor ligin ilk haftasında bu salonda Fethiye Belediyespor 92-81 geçmişti. Geçtiğimiz haftada zorlu mücadelede Gemlik deplasmanında uzatmaya giden karşılaşmada 74-71 kazandı. 2'de 2 yaparak 3. haftaya başlamıştı. Edirne Belediyespor da yine 2'de 2 yaptı. Onlar da Erzurum Büyükşehir Belediyespor deplasmanından 74-64'lük galibiyetle sezonu açmışlardı. Ardından kendi sahalarında Yurtspor'u 70-62 mağlup etti. Devam eden diğer maçlarda ayrıca Fethiye şu an deplasmanda İzmir'e karşı 62-56 üstünlüğünü sürdürüyor. Önümüzdeki hafta karşılaşacağımız UPS Spor'da şu an Erzurum deplasmanda 3 sayıyla önde. Dün oynanan mücadelede final spor kazanarak 3'te 3 yapmıştı. Final spor. Onlar da ligde çok önemli bir rakip. Recai 78-70'ten Mersin'i mağlup etmişti. Final spor. Birlikte maç kaybettiği 3 takım var. Onlardan ikisi bugün sahada. Final skor 3-3 yaptı. Dün oynadı onlar. Şu anda lider durumdalar maç fazlasıyla. Burada da iki takımdan biri bu sezonki ilk mağlubiyetini almış olacak. Mustafa kenar alındı. Çağıl yeniden oyunda. Mustafa çok uzun süre kalamadı. İkinci puan yaptı o da. Evet. Ama şu an skor olarak üstünlüğü tutturduğumuz için çok acelemiz yok yani. Oyuncuları yormaya gerek yok. 33-27 şimdi. Cem'in serbest atışlarını izliyoruz. İlk serbest atış isabet değil ama bu sayılmadı sanırım. Yine benchle konuşuluyor. Edirne Belediyespor bench ile masa hakemleri arasında bu diyalog devam ediyor. Cem'in şu an yine skorda 3 faul gözüküyor. Cem faul alırken bile faul yazılan bir oyuncu oldu artık. Daha.
Mas hakemleri sayıyı yazdı. Bunu geri almaları gerekiyor. 27-28 oldu. Evet. İki serbest atış kullanacak. Az önce attığı serbest atış isabetliydi ama geçerli olmaması lazım. Çünkü hakemler hala yazıyor ama. Evet, şimdi düzeltilecek. İşaret etti karşılaşmanın başhekimi mas hakemlerine. Bir sayı geri alındı. Cem iki serbest atış kullanacak. İlk serbest atışı isabetli. Şimdi ikinci serbest atışı. Bu da isabetli. 33-29 farkı 4'e indirdi Edirne Belediyespor. Melih ve Erman oyuna girecek Edirne Belediyespor'da birazdan. Selahattin. Recai. Melih, Sevda. Erhan vardı karşısında. Melih dengesini yitirdi bir an için. Çok zorladı. Sonrasında top kaybı. Zorladı. Asım. Erhan Yetim. Erhan. Melih'in yanından. Hiçbir şey yok. Bulmadı. 1,5 dakika Selahattin. İlker Türel. Recai, Eren vardı karşısında. Recai dışarı çıkardı. Köşede Selahattin, Çağıl top bekliyordu köşede. Selahattin ilk müdesi isabetli. 35-29. Mola geliyor. Mülki Karadeniz, Edirne Belediyespor antrenörü mola istedi. 1 dakika 23 saniye kala ilk yarının tamamlanmasına. İlk yarının sonuna doğru 8 sayılık bir fark yakalarsak ikinci yarıda dönmeyecek bir noktaya gelir. En azından 3-4 hücumluk bir kredin olur. Geçtiğimiz ilk hafta oynadığımız Fethiye maçında da hatırlarsın ki 3. periyodun başında öndeydik. 3. periyodun sonunda gerideydik. Evet. Ondan takımımız ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan ekip değil. Birazcık pay almamız gerekiyor. 8 sayı, 7 sayı önde girirsek yeterli olur bize. Belediyespor molası. Evet, mola sona erdi. Edirne Belediyespor hücumu. Asım Özberkan'la hücumda. Yanık ekip Melih Sevdik. Foto aldı bomboş. Bomboş Erhan. Sahip pozisyonda atışı kaçtı. Uyuduk. Son 1 dakika. İlker Türel. Çağıl. İlker. İlker çembere geldi. Harika. İlkesi isabetli. İlker'in basketi. 37-29. Hadi bir savunma daha. Melih. Pot altına dikkat etmek lazım. Pot altına oynuyorlar. Erman. Hiçbir faul yok. Kesinlikle yok. Recai. Çıktı bu kez. Recai. Deniz oyuna girecek. Recai kenara alınıyor. Recai de ikinci faul yaptı. Recai'nin dikkat etmesi lazım. Hemen teknik çalıverirler. Arın'ın ilk serbest atışı. İsabetli oldu. Fark 7'ye iniyor. Soğancıoğlu ikinci ve son serbest atışını kullanacak. 2'de 2 attı Arın. Fark 6, 37, 31. Bu hücumda bir sayı bulsa çok iyi olacak. Çağıl, İlker. Enis Berdi'deydi ilk yaptası Selahattin'e. Ah, Enis bomboş. İlker. Şut atacak. İlker, 7 saniye kaldı hücum süresinin sonuna. İlker. Çok güzel. Çok güzel. Var.
Çağıl üçlüğü gönderdi, isabeti buldu. Harika. 40-31 fark 9'a çıkıyor. Hadi İlk yarının son bölümünde. Hadi son 7 saniye. Arın Soğancıoğlu. Arın İlker'den yardım geldi. Steps evet. Yaptı Arın Soğancıoğlu orada. İlker ve Enis'in savunması. 3.13 İlk yarının sonuna. Enis Manisa kısayla Büyükşehir karşı Belediyesi karşıya. Oyuncum olacak. Enis kısayla karşı karşıya kalmış ama harika savundu. Şimdi yüksek bir top Melih için İlker. Oradan atamazlar zaten. 1.38 var. Top altından top oyuna sokacak Edirne Belediyespor. Faal yapmayalım yeter. Asım çok uzaklardan gönderdi. İsabetli olmadı ve ilk yarı sona eriyor. Sevgili basketbol severler, ilk yarı skoru Manisa Büyükşehir Belediyespor 40, Edirne Belediyespor 31. 9 sayılık bir avantaj var Hakan. Neler söyleyeceksin? İlk yarı istediğimiz gibi bitirdik. Özellikle son 2 dakikada gösterdiğimiz reaksiyon çok değerliydi. Şu ana kadar Selahattin ve Çağıl'ın hücumda çok büyük sorumluluk aldığını ve önemli işler yaptığını görüyoruz. İkinci yarıda da iki oyuncunun haricinde hem Mustafa'nın hem Omay'ın biraz daha işin içine girmesiyle beraber Manisa Büyükşehir Belediyespor bu maçtan da galip ayrılacaktır diye düşünüyoruz ve umuyoruz. Evet sevgili basketbol severler, ilk yarıyı tamamlıyoruz. Atatürk Spor Salonu'nda Manisa'da Manisa Büyükşehir Belediyespor Edirne Belediyespor karşısında 40-31 soyunma odasına 9 sayılık avantajla önde gidiyor. Maçın ikinci yarısıyla birlikte yeniden karşınızda olacağız. Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonu ekranlarında şimdi kısa bir ara için sizlerden izin isteyelim. Aranın ardından yeniden canlı yayında maçın ikinci yarısında karşınızdayız. Bizden ayrılmayın.